Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'ndaki dikdörtgen ve kare konusundaki 11. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite testi çözümlere başlayalım. Aşağıda kısa kenarları dikey, uzun kenarları yatay konumda duran dikdörtgen bir kağıt verilmiştir. Bu kağıdın ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renktedir. Bu kağıdın kırmızı kesik doğrular boyunca mor oklar ile belirtilen katlanmış şekiller için aşağıdaki çizimler yapılmıştır. Evet şöyle çizimler yapılmış. Buna göre bu katlama çizgilerinin hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor arkadaşlar. Madem bu dikdörtgen arkadaşlar böyle bir katlama yapmışız. Katlamayı açtığımız zaman ne olmalı? Ne arkadaşlar? Üstte ben kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açıların birbirine eşit olması lazım. Hocam şu açılar birbirine eşit olacak. Tamamı 90 derecesi 45-45 olmalı. E hocam bu o zaman ne olacak? 45-45 bu bir kare olması lazım. Yani dikdörtgen için her dikdörtgen için geçerli mi bu? Değil. Bu katlama bu şekilde olamaz. Çünkü ne diyor? Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Bir tek kare için geçerlidir bu katlamada arkadaşlar. Üstte binen kenarlar yani şunlar şunlar birbirine eşit olduğunda geçerli. Birincisini kabul edemeyiz. İkincisine gelelim. Katlamayı yine açalım burada arkadaşlar. Şunu şöyle açtığımız zaman katlamayı şu şekilde bir şey. Arkadaşlar üstte binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Şu kenarlı şu kenar eşit. Bu kenar buraya denk gelecek. Hatta burası burada da bir denk gelecek Bunda herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hatta şöyle açtığımız zaman Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. Burası da çift çizgiyken burası da çift çizgi yaptı x kenarlıktan. Ee, burası çift çizgiye çizgi ise o zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Çift çizgiye çizgi yani çizgi oldu burası. E ee, çizgi varla çift çizgi çizgi varla çift çizgi bu şekil sağlanabilir arkadaşlar. İkincisinde herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Gelelim bir sonrakine. Bunu böyle katladığımızda yok arkadaşlar katladığında sen bunu açacaksın üst üste açılar birbirine eşit olacak ya sen bunu böyle katladığında bu açı buraya gelecek. Bu tam buraya gelmek zorunda böyle katlama. Burada dışarı taşmış bu da olamaz. O zaman cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle balık balıkesir çıktı. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'deki ön yüzü turuncu arka yüzü sarı olan dikdörtgen paspas yıkanıktan sonra karşılıklı iki köşesi. Çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi asılıyor. Arkadaşlar karşılıklı iki köşesi çakışacak şekilde. Mesela bu köşeyle bu köşe çakışmış arkadaşlar. Şöyle. Ee, buraya baktığınız gibi piramit gibi algılayabilirsiniz aslında arkadaşlar ama soru kökü çok güzel söylemiş. Karşılıklı iki köşesi çakışacak diyor. Yani iki köşesini çakıştırdın sen bunun. Ee, yani şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Hop şöyle bir katlama oldu. Bu katlandı. Bak arka yüzü burası. Bu da ön yüzünün belli bir parçası gözüküyor arkadaşlar. Katladığımız zaman böyle. Yani bu katlamayı açalım arkadaşlar. Hayal edin. Şu katlamayı açtığınız zaman nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Bu katlanmış hali. Hop şöyle hocam. Hop şöyle. Bakın. Karşıtlı iki kenarı çakışmış oldu mu? Bakın bu buraya gelmiş oldu mu arkadaşlar böyle? Evet. Şimdi dikkat edin. Dikdörtgenin kısa kenarı 60. Hocam burası da 60. Sen bu katlamayı böyle yapmışsın gibi. Bakın şurası böyle bir katlama yapılmış gibi arkadaşlar. Evet şöyle bir katlama yaptığınızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. 32 ise 32. Hocam 60 ise bak burası da 60 oldu mu? Oldu. Şu dikdörtgen olduğu için burası 90 sa burası da 90 mı? 90. E hocam burada artık bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Pisagor bağıntısını yapalım. Burası 4 çarpı 8. Burası 5 çarpı 8 diyeceğim ama değil. 12. 12 çarpı 5 mi burası? Evet. Şimdi. Bakalım 32 ile 60. 32 ile 60 kaçın katı oluyor arkadaşlar? 8 desek olmuyor. 10 desek. Ee, 5, 12, 13 mi oluyor? 7, 24, 25 mi? 8, 15, 17 mi? Evet 8, 15, 17 galiba. Arkadaşlar 8, 4 çarpı 8 burası. Bakın 4 çarpı 8 burası. Hocam burası da 4 çarpı 15. Burası da 4 çarpı 17 mi olacak? Evet. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı kaç? 60. Uzun kenarı kaç? 4 çarpı 17. 4 geride 28. 68, 68. 68 32 daha kaç yaptı? Burası 100 yaptı arkadaşlar. Paspasın bir yüzünün alanı ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Paspasın bir yüzünün alanı nedir? 60 ile 100'ün çarpımıdır arkadaşlar. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 60.000 mi yapıyor? Yok 6.000 yapıyor değil mi? 60 ile yüzün çarpımı. Evet. 6.000 yapacaktır. O zaman ikinci sorunun cevabı böylelikle Denizli yaptı. Geldik üçe. Dikdörtgen bir zemin alanı 1.000 kare olan kare şeklindeki karolarla döşenecektir. Karoları döşeyecek usta zemini şekil 1 ya da şekil 2'deki düzenlerde döşemeyi planlamaktadır. Evet kareleri ya böyle koymuş ya da bu şekilde koymuş arkadaşlar. Böyle koyduğunda 4 tane böyle koyduğunda 9 tane olmuş. Hocam burada hop şu köşegenleri birleştiğimiz zaman karenin bir kenarı 1 birim olduğuna göre şurası köşegeni kök 2 birimdir. Yani 4 kök 2 yaptı arkadaşlar burası. E burada da 9 tane kare yok. Bu şekilde koymuş. O zaman burası da kaç birimdir? 9 birimdir. Arkadaşlar burası 9 birim. Buranın da kaç birim olduğunu biliyoruz. 4 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi ona göre işlem yapalım. Buna göre zemin şekil 1'deki gibi döşendiğinde kalan boşluğun alanı arkadaşlar buraya kaç tane kare yerleştirebilirim ona bakmalıyım. Hocam şöyle baktığın zaman da hocam buradan da şöyle gittiğin zaman kök 2 böyle kök 2 böyle hop böyle kök 2'leri yerleştireceğim. Kaç tane kök 2 olması e, yani x tane kök 2'nin ne olması lazım? 9'dan küçük olması lazım arkadaşlar. Hatta 9'a küçük eşit olabilir. Var mı bakalım böyle? Şurası kök 2 kök 2 kök 2 yani x tane kök 2 ne olmak zorunda? 9'dan küçük ya da eşit işte olabilir arkadaşlar. E buradan karesini aldığımız zaman 2x kare küçüktür 81 olacağından dolayı arkadaşlar buradan ne geliyor? 7 koysak 98 yapıyor olmaz. 6 koysak 72 yapıyor oluyor. O zaman x değeri burada kaçtır? 6'dır. En fazla koyduğum duruma bakacağım arkadaşlar. Bu şekilde kareleri yerleştireceğim. En fazla buraya 6 tane koyabiliyormuşum. Bakın buraya 6 tane buraya 4 tane. 6 çarpı 4'ten toplamda kaç tane oldu? 24 tane kare koyabildim arkadaşlar buraya. Bakın 24 tane birim kare koydum. Peki buraya yok bakalım. Hocam buraya baktığımız zaman da şurası 4 birim. 4 birim değil burası 4 kök 2 birim de, özür dilerim. Buraya da 1 bir birimliklerden yerleştireceğiz değil mi arkadaşlar böyle. 1 bir birimlikten kaç tane yerleştirebilirim. Yani 1 bir birimlikten y tane diyelim oraya da. 1 bir birimlikten y tane e, ne olmak zorunda arkadaşlar. Küçük eşit 4 kök 2 olmak zorunda. Yani bir daha söylüyorum. Bir birimlikten y tane koyduğum zaman 4 kök y eşit ya da küçük olmak zorunda. En fazlasına bakacağız burada. E, y küçüktür 4 kök y oldu. Yani y kare küçüktür küçük eşittir 32 yaptı. 4 sağlanıyor 5 sağlanıyor 6 sağlanmıyor. O zaman y buradan kaç eşit olacaktır arkadaşlar 5. Buraya da 5 tane kare yerleştirebilmişim şöyle. 5 tane böyle 9 tane böyle. 5 çarpı 9'dan kaç yapacaktır arkadaşlar burada? 40, 9, 45 tane yapacaktır. Evet. Burada 45 tane birim kare var. Burada da 24 tane birim kare var. Şimdi soruyu bir daha okuyalım son, son kısmını. Ne diyordu soru? Buna göre diyor zemin şekil birdeki gibi döşendiğinde kalan boşluğun alanı. Hocam 4 kök 2 çarpı 9 kalan boşluğun alanına bakacağım. 4 kök 2 çarpı 9 eksi 24 tane birim kare. 24 tane birim karesi. Den ne çıkartacağım? Şekil 2'deki gibi döşendiğinde kalan boşluğun alanından kaç birim kare fazladır? Yani şekil 1'deki boşluğun alanından şekil 2'deki boşluğun alanını çıkartacak çıkart diyor sana. Eksi şekil 2'deki boşluğun alanında 9 çarpı 4 kök 2'den yine ya da 4 kök 2 çarpı 9'dan neyi çıkartacaksın? 45 tane birim kareyi. 45 tane birim karesini çıkartacaksın. Hocam eksiyle ile dağıttığımız zaman 4 kök 2 çarpı 9'lar birbirini götürdü. O da 45 eksi 24 yaptı. 45'ten 24'ü çıkartınca kaç kalıyor? Sanırım 21 kalıyor. Yani cevabımız böylelikle 21 yaptı. Dolayısıyla cevap Denizli oldu. Üçüncü soruda arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Bu arada güzel bir soru. Aşağıda açılarak büyüyebilen dikdörtgen bir yemek masası görseli verilmiştir. Bu masa simetrik olarak ortasından açıldığında içerisinden iki tane eş kare çıkmış ve buraya konmuş. Arkadaşlar iki tane eş kare çıkmış. Eş kare ise şunlara bir a a a ise hocam burası da a a a mı olur? Evet. Masa açıldığında alan 128 birim kare artmış. Yani iki tane a kare artmadım arkadaşlar burada. Evet. Bu alan şöyle arttı. İki tane a kare 128'e eşitmiş. A kare buradan 64 değişirse A da buradan kaç yapar gençler? 8 yapar. Evet A8. Sonra çevresi kaç birim artmıştır? Eski çevresi şu değil mi gençler? Eski çevresi bu. Hocam eskiden çevresi bak şöyleydi. Şu katmanlar sonra girdi. Şöyle devam ediyor bu. Bakın şuradan şuradan ayırdığın zaman şöyle. Hocam şurası A artı burasıydı çevresi. E şimdi nerelere eklenmiş oldu arkadaşlar? Hocam 8 birim buradan, 8 birim buradan. Toplamda kaç eklenmiş oldu arkadaşlar? 2, 16, 2 tane 8 eklenmiş oldu. Yani cevabımız 16 yaptı. Cevap 4. soruda Cehan oldu. Geldik 5. soruya. Kadriye telefonundaki dikdörtgen bir görseli fotoğraf düzenleyicide de aşağıdaki gibi adım adım küçültmüştür. Düzenleyicideki yeşil çerçeveli olanlar fotoğrafın o adımdaki yatay kenar uzunluklarının düşey kenar uzunluklarına oranı bilinmektedir. Belirtmektedir. Her alında mesela bu hocam kaçmış bak yeşil ekranda 4'e 3'müş. Yani 4/3 oran var. Bak 16'ya 9. Uzun kenarı kısa kenara oran 16'ya 9. Bak 1'e 1. Hocam burası da 1'e 1 oranında. Tamam eyvallah. Hatta şuradaki görselde şu uzunlukla bu uzunluk eşit verilmiş. Kadriye 3. adımda elde ettiği fotoğrafın alanı kaçmış? 81. Hocam bu 1'e 1 ya. Yani 1'e 1 şunlar birbirine eşit. Yani burada bir kare çıktı. Kare çıktıysa eğer karenin alanı 81 ise hocam burası da 9, burası da 9'dur. O zaman burası kaç oldu? 9 oldu. E ben buraya x diyecek olursam buradaki oran ne? 16 bölü 9 değil mi? Uzunun kısayı oranı 16 bölü 9. 16 bölü 9 eşittir. 16 bölü 9 eşittir. X bölü 9 olduğundan dolayı x buradan ne geldi arkadaşlar? 16 geldi. Evet x'i 16 bulduk burada. Hocam burası 16 çıktı. Buraya da bir y diyelim o zaman. Buradaki 4 bölü 3 değil mi arkadaşlar? Uzunun kısa oranı. Evet 4 bölü 3 uzunun kısa oranı 16 bölü y'ye eşit olacaktır arkadaşlar. 16 bölü y'ye eşit olacaktır. 4 katı 4 katı buradan da y kaç geldi o zaman? 12 geldi arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Y'yi 12 bulduk arkadaşlar. Buna göre diyor fotoğrafın ikinci adımda katladığı alan bu 9 çarpı 16 9 çarpı 16 144 birinci adımda katladığı alandan ne kadar azdır? Ben y'yi kaç buldum dostlar? 12 buldum. Ee, yani şurayı 9 çarpı 16 burada işlem yapayım isterseniz. 16 parantezini almak daha sağlıklı olacak sanki burada. Bizden 16 çarpı 12 eksi 9 çarpı 16 isteniliyor. 16 parantezini aldığımızdan 12 eksi 9'dan e, burası 3 yaptı. O zaman 16 çarpı 3'den burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 48 yapıyor. O zaman ne kadar daha azmış? 48 daha azmış. O zaman cevabımız ne çıktı? Balık kesir çıktı. 5. soruda arkadaşlar. Şurayı 16 çarpı 9 yazmamıza da gerek yokmuş. Evet cevap balık kesir oldu. Geldik 6. soruya. Aşağıda bir okulun izci grubunun hazırladığı dikdörtgen bayrak modeli verilmiştir. Bayrak güneşi temsil eden sarı bir ikizkenar üçgen, suyu temsil eden mavi bir dikdörtgen ve bitkileri temsil eden iki eş yeşil dik üçgen. Hocam iki eş yeşil dik üçgen olduğu için burası 90 derece 90 derece 90'ın karşısındaki bu kenarlar o zaman birbirine eşit ikizkenar üçgen. Yani ikizkenar üçgen hocam burası da olabilir diyebilirdiniz böyle ama e, burada maalesef eş üçgen dediği için gerçi eşit garantiye almış. 90'ın karşısındakiler bunlar birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit bilir. Evet. Hatta şunlar da birbirine eşittir diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bayraktaki çevre uzunlukları eşit olan mavi ve sarı bölge. Mavinin ve sarının çevre uzunlukları eşit. Aklının bir köşesinde bulunsun. Ortak kenar uzunlukları 14'müş. Hocam burası 14. Ama burada ben hemen şunu yapmak, yapmak istiyorum. Hop şurada x kenar ya tabanda mevcutsa tabanına ait yüksekliği çizdim. Hocam burası 7 birim burası da 7 birim. 14 ise burası da 14 mi? 14. Şimdi bunun çevre mavinin çevresiyle sarının çevresi birbirinin tıpkısının aynısıymış. Değil mi? Öyle dedi çünkü. O zaman ben buraya bir x x dersem gençler. Hocam bunun çevresi x artı 28 ise bunun çevresi de x artı 28 olacak. Hocam burası baktığın zaman 14'ü buradaysa x artı 14 mu kaldı ikisi de? Evet. Pardon bunun çevresi 2x artı 28. Evet çevresi bakın bunun çevresi çevresi 2x artı 28. O zaman bunun da çevresi 2x artı 28 yapacak. Hocam 14'ü burada şurası 2x artı 14 yapacak. Yani x artı 7'ye x artı 7 oldu arkadaşlar burası. Devam edelim şimdi. Başka bir şey diyor mu soruda? Soruda başka bir şey diyor mu arkadaşlar? 14'ü hallettik. Mavi bölgenin sarı bölge ile ortak olmayan kenar uzunlukları toplamı ise dikkat edin. Mavi bölgenin sarı bölge ile ortak olmayan kenar uzunlukları toplamı. Sarı bölge ile ortak olmayan uzunlukların toplamı 2x artı 14 mü? Evet. 2x artı 14. Bu şunu okudum bakın. Mavi bölgenin sarı bölge ile ortak olmayan kenar uzunlukları toplamı ise. Yeşil bölgelerin sarı bölge ile ortak olmayan kenar uzunlukları toplamı. İşte o sarı bölge ile ortak olmayan kenar uzunlukları toplamı şurası değil mi? Evet. Bu Şurası 14, burası 7 birim, 7 birim değil mi? Şunlara da bir Y birim, Y birim diyelim. Y'yi bulalım isterseniz. Ee, yani 2Y artı 14 hocam burası da. 2Y artı 14 ee, olmayan kenar uzunlukları toplamından 12 santimetre daha azmış. İşte bundan 12 santimetre daha azmış. Tekrar okuyun isterseniz. Bakın mavi bölgenin sarı bölgeyle ortak olmayan kenar uzunlukları toplamı 2X artı 14 eşittir. yeşil bölgenin sarı bölgeyle ortak olmayan kenar uzunlukları toplamından 12 santimetre daha azdır. Evet yani 2y artı 14'ten 12 daha azmış arkadaşlar. E o zaman buradaki 14'ler gitti. Buradan 2'ye böldüğümüz zaman da x neye eşit oldu arkadaşlar? x neye eşit oldu 2'ye böldüğümüz zaman? 2x eşittir 2y eksi 12'den y eksi 6'ya eşit oldu? Evet. Hatta burada şurası 7 birimdi. Şu y yerine kaç yazabiliriz hatta burada? Y de buradan x artı 6'ya eşit oldu arkadaşlar. E, y x artı 6'ya eşit olduysa gençler. Şurada bir pisagor var mı? Var. Uygula bakayım pisagoru x artı 7'nin karesi x artı 7'nin karesi gülüyorum pis pis anladınız niye güldüğümü x artı 6'nın karesi artı x artı 6'nın karesi artı 7'nin karesinden işlem 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 yapacağım gerek var mı yok 7 var Hisse 7 24 25 üçgendir hocam büyük ihtimalle bak 24 koyarsam buraya x artı 6 yerine hocam x kaç yaptı 18 yaptı 18, yaptı. 18 artı 7 de 25 yaptı mı yaptı demek ki x buradan kaç geldi arkadaşlar ee, 18 geldi. Evet x 18 bulduk. Bayrağın toplam alanı isteniliyor bizden. Tamam. Bayrağın toplam alanını buluruz arkadaşlar. Bayrağın bir kenar uzunluğu şurası 14 birim değil mi? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak burası x. Şurası 24. x de 18 bulduk. 24 artı 18'den burası kaç yapıyor arkadaşlar? 42 yapıyor. Evet burası da 42 yaptı. Cevabımız o zaman 14 ile 42'nin çarpımı 4 gerekir 8. Sonu 8'li olacak arkadaşlar. O da 588'dir. İsterseniz 42 ile 14'ü çarpın. Şansımıza bak. Sonu 8'li dedik. O da kaç yapıyor? 588 yapıyor. Siz işi garantiye alın tabi de. Ee, ama testlerde bu bir çözüm tekniğidir arkadaşlar. Direkt son basamağı 2 tane 8'i olsaydı tabi mecburen çarpmak zorunda kalırdık. Evet. Ben kendime güveniyorum bu çözümde. O yüzden cevap 588. 6. soruyu Denizli bulduk. Geldik 7'ye. Aşağıdaki şekil sarı karenin kenarları boyunca yerleştirilen kısa kenar uzunlukları bir birim olan eş kırmızı dikdörtgenlerden oluşturulmuştur. Arkadaşlar burası dikdörtgenden dolayı bir birim. Burası da bir birim. Burası da bir birim. Şurası da bir birim. E ben buraya bir x dersem hocam x artı bir. Dikdörtgen bir kenarı x artı bir yaptı. Hocam burası da x artı bir. Burası da x artı bir. Otomatikman x artı birse ise burası da x. Hatta burası da x oldu mu? Oldu. Şimdi sarı karenin alanı kırmızı dikdörtgenlerin alanları toplamına eşitmiş. Yani sarı karenin alanı x kare. Kırmızı dikdörtgenlerin alanında 1 çarpı x artı 1'den kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Buradan o zaman x kare eşittir 4x artı 4 yaptı arkadaşlar. O zaman bu x kare eksi 4x eksi 4 eşit 0 yaptı. Çarpanlar ayrılmıyor. Diskriminanttan yapabilirsiniz. Ama ben bu şekildeki ifadelerde şunu kullanıyorum. 4x kare eksi 4x var ya. x eksi 2'nin parantez karesinden gelir. x eksi 2'nin parantez karesi dersem. x kare eksi 4x artı 4 fazlalığı var. Artı 4'ten kurtulmam lazım. Eksi 4 yazayım. O zaman bu x kare eksi 4 x artı 4 eksi 4 bak x kare eksi 4 x'e verdi bana. Bir de burada eksi 4 var eşit 0 sıfırsa x eksi 2'nin karesi neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. Buradan da x eksi 2 ne olacaktır arkadaşlar? 2 kök 2'ye eşit olacaktır kök 8'e. Aslında artı eksi 2 kök 2 de uzunluk olacağından artısını alıyoruz burada. Ee, buradan da x'i kaç bulduk? 2 kök 2 artı 2 bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Şeklin çevresi. Bir kenar kaç arkadaşlar? Hocam x'i 2 kök 2 artı 2 bulduk ya. Bizden burası x artı 2 mi burası? Evet. x artı 2'den kaç tane var? Çevremiz. 4 tane x artı 2 var. Yani e, buradan 4x artı kaç isteniyor? 8 isteniyor. Yani 4 çarpı x yerine 2 kök 2 artı 2 koyduğumuz zaman bu da 8 kök 2 artı 8'de unutmayalım. Artı 8 artı bir daha 8. Bu da 8 kök 2 artı 16 yapar arkadaşlar. Yani 8 kök 2 artı 16 hangi şıkta var? Akçay şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız 16 artı 8 kök yaptı. Akçay yaptı ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 12. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.